şükür ne hayatım. Allah'ıma şükür açmışsın güzel gözlerini. Gülnia. Ben sana hep dua ettim. Şükür kabul etti Allah. Nasıl oldun Gülşah? Daha iyiyim sultanım. Sultanım, senin cariye pek üzgün. Malum, yine beceremedin. Sen ne demek istiyorsun? İftira atıyorsun, yalan söylüyorsun. Yeter artık. Masum olana nasıl böyle dersin? Senin hiç mi vicdanın yok? Kötülük yapmaktan vazgeçmeyecek misin hiç? Sultanım. Sakin olun, bağırmayın. Size yakışmıyor. Burada hastalar var. Şimdi de melek mi oldun? Sen ne zamandan beri hasta düşünür oldun? Kötüsün. Zalimsin. Bunu da herkes biliyor. Sümbül Ağa, Nigar Kalfa. Hürrem Sultan, çabuk götürün buradan. Seyretmeyin. Lütfen sultanım. Susun. Sultanım, hadi gidelim. Nereden çıktı bu hünkâr kalfalığı? Velde sultanımız buyurdu. Oldu. Nigar Hatun'la bir meselem yok. Kızarım ederim ama severim de. Lakin bu vazife ona bir gömlek büyük. Altında ezilip kalmasın. Akıllı hatundur. Baş edecektir. Fazla akıllı, fazla. Keskin sirke misali kabına zarar vermesin inşallah. Sen onu bırak. Mahidevran sultanımızı kolla. Hâli hal değil. Kaç gündür yemiyor, içmiyor. Gözlerinin altı çöktü. Dayı Hatun. Hünkârım. Nedir mesele? Size beni yalnız bırakın demedim mi? Hünkârım. Bağışlayın, görmedim sizi. Neyin var senin? Ben... Konuş Mahidevran, anlat. Nedir seni bu hale getiren? Bir sıkıntın varsa söyle bileyim. Bu son hadiseler beni çok korkuttu. Sinirlerim bozuldu o yüzden. Bu halini hiç beğenmiyorum. Mustafa'yı da korkutuyor bu halin. Endişelendiriyor. Bağışlayın hünkârım. Kendime hakim olamadım. Öyleyse git Mahidevran. Madem iyi değilsin, madem hakim olamıyorsun kendine, seni Edirne'ye yollayalım. Orman havası alırsın, iyi gelir. Affedin beni hünkârım. Derhal toparlayacağım kendimi. Niye dersin?